Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde 7. sınıfın ilk konusu olan fiillerle artık dersimize başlayacağız. Fakat dersimize başlamadan önce bilmemiz gereken bazı kavramlar var arkadaşlar. Birinci kavram fiilin ne olduğu ile ilgilidir. Biz evrendeki bütün canlı ve cansız varlıkları karşılayan sözcüklere isim diyoruz. İşte fiiller de arkadaşlar canlı ve cansız varlıkların yaptıkları eylemlere denir. En büyük fark budur arkadaşlar. Şimdi fiilin ne olduğunu tek tek bakalım. Örneğin arkadaşlar, çiçek dediğimiz zaman çiçek bir varlıktır. Bu sözcükte arkadaşlar herhangi bir eylem söz konusu değildir. Bu nedenle bu varlığı karşılayan bir sözcük olduğu için biz bunun türünün isim olduğunu söyleyebiliriz. Ama arkadaşlar şöyle bir sözcükle karşılaştığımızda görmek dediğimizde yine arkadaşlar bir varlığı canlı ya da cansız bir varlığın yapmış olduğu bir eylemden bahsettiği için görme işinden bahsettiği için demek ki biz bu sözcüğümüze fiildir diyoruz. Başka bir örnek vermek gerekirse arkadaşlar kitap sözcüğüne baktığımızda bakınız bu kitap sözcüğünde herhangi bir nesneyi karşılayan bir isimdir, sözcüktür. Bu nedenle biz buna tür olarak isim deriz. Ama arkadaşlar gelmek dediğiniz zaman bu durumda ne oluyor artık? Bakınız burada da yine canlı ya da cansız herhangi bir varlığın yapmış olduğu bir eylemden bahsettiği için sözcüğümüz fiildir diyoruz. Peki bunun dışında biz bir kelimenin fiil olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Birinci de en önemli kuralımız arkadaşlar, sözcüğün yanına mek, mak, mastar ekini getirmekle bunu sağlayabiliriz. Örneğin arkadaşlar, mesela şöyle bir sözcüğümüz var. Biz bunun fiil olduğunu nasıl anlarız? Yanına mek ya da maktan uygun olanını getiririz. Bilmek. Bakınız getirebildiğimiz için demek ki kelimemiz fiildir diyoruz. Bunun dışında arkadaşlar örneğin masa sözcüğünü. Bakınız yine mekmak eklerini getiriyorum. Masa mak oldu mu? Hayır olmadı. Demek ki benim bu sözcüğüm fiil değil isimdir diyorum. En önemli fark budur. Başka bir şey yapalım. Mesela şu kelimemize bakalım oku. Bu kelimemizin fiil olup olmadığını kanıtlayalım. Yine yanına uygun olanından birini getiriyorum. Okumak. Bakın arkadaşlar ben bu ekimi getirebildiğimden demek ki sözcüğüm fiilmiş. Ve unutmayınız mekmak mastar ekini arkadaşlar şu tire ekimizle tire işaretimizle getiriyoruz. O şekilde kullanıyoruz. Başka bir örnek daha verelim isterseniz arkadaşlar. Mesela kalem dediğinizde arkadaşlar kalemmek ya da kalemmak diye bir şey söyleyemeyeceğinizden demek ki kalem sözcüğümüz fiil değil isimdir diyoruz arkadaşlar. Birinci en önemli yol budur. Bir kelimenin isim mi fiil mi olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. İkinci özelliğimize baktığımızda arkadaşlar fiillere zaman ve kişi ekleri gelir. Yani fiillerimiz zaman ve kişi ekleriyle arkadaşlar çekimlenebiliyormuş. İsterseniz bir deneyelim. Bakınız mesela okumak fiiline eylemi hangi zamanda yaptığımızı söylemek için şöyle bir şey getirelim. Bakınız okudum dediğinizde okuma işini geçmişte yaptığınızı söylüyorsunuz ve size ait bir şeydir. Bu şahıs belirttiği için gördüğünüz gibi zaman eklerini ve şahıs eklerini alabiliyor. Ama herhangi bir isim arkadaşlar bunu alamaz. Mesela örnek verelim. Pencere. Bakınız. Dı di du dü tı ti tu tü ekini getirelim. Zaman eki. Penceredim. Bakın saçma sapan bir şey oluyor. Demek ki biz bunu getiremiyoruz. Yani demek ki isimlere zaman ve kişi ekleri gelmezmiş diyoruz.
Birinciyi anlatmak gereken konumuz budur. Bir sözcüğün nasıl fiil olup olmadığının anlaşılması ile ilgilidir. Şimdi arkadaşlar ikinci konuya baktığımızda artık fiilde anlamlara bakıyoruz. Fiil artık arkadaşlar bulabiliyorsak, onun ne olduğunu anlayabiliyorsak acaba hangi anlama sahipmiş diye düşünürüz. Onu da şöyle söyleriz arkadaşlar. İş, oluş, durum. Anlamlara baktığımızda da bunlardan birisini söyleriz. Peki hangisinin iş, hangisinin oluş, hangisinin durum olduğunu çok basit bir şekilde anlayabilirsiniz. Bunları cümle içerisinde düşüneceksiniz arkadaşlar. Öznenin kendi istemiyle gerçekleşen eylemini biz arkadaşlar iş fiilleri diyoruz. Örnek verelim. Bu haftaki ödevimi yaptım dediğinizde burada ne diyorsunuz? Özne bir kişi de bir kişidir arkadaşlar burada ve kendi isteğiyle ödevini yapmış. Burada yapmanız gereken çok basit bir şey vardır. Fiilimizi arkadaşlar ne yapıyoruz? Neyi, kimi sorularını soruyoruz arkadaşlar. Şimdi soralım. Neyi yaptım? Ödevimi. Bana cevap verebildiği için demek ki bu cümlemizdeki yapmak fiili arkadaşlar neymiş? İş fiiliymiş. Başka bir örnek verelim isterseniz. Onu her yerde aramışsın. Yine fiilimize bakıyoruz. Bakın aramak fiili. Şimdi yine sorumuzu soruyoruz. Kimi aramışsın? Onu. İnsandan bahsederse kimi sorusunu soruyoruz. İnsan dışındaki bir şeyden bahsederse arkadaşlar neyi sorusunu soruyoruz. Burada da insandan bahsettiği için hemen soruyorum. Kimi aramışsın? Onu. Bana cevap verdiği için ne diyorum? Aramak fiili burada arkadaşlar iş fiilidir. Başka bir örnek verelim isterseniz daha da pekiştirmiş oluruz. Konuyu çok güzel anlattı. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Bizim burada fiilimiz anlatmak fiilidir. Bunun iş fiili olup olmadığını yine kanıtlıyoruz. İnsandan bahsettiği bir şey yok arkadaşlar. Demek ki neyi sorusunu soruyoruz. Neyi anlattı? Konuyu. Bana cevap verebildiği için demek ki anlatmak eylemim benim iş fiilimmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iş fiilinde böyle bir özellik söz konusu. Peki bunun daha kısa yolu yok mu? Tabii ki var. Ne yapabilirsiniz? Hemen fiillerimizin başına arkadaşlar gizli bir onu sözcüğünü getirirsiniz. Geldiği zaman arkadaşlar demek ki fiillerimiz iş fiiliymiş. Onu yaptım, onu aramışsın, onu anlattı. Bakın hepsinde olduğu için demek ki bu fiillerimiz tek tek iş fiilidir diyebiliriz. Konumuz bu şekilde. Şimdi oluş fiillerine bakalım. Özne'nin kendi istemiyle gerçekleştirmediği eylemlere biz bu defa oluş fiili diyoruz. Burada söylemek istediği nedir arkadaşlar? Şu. Bir eylem söz konusu fakat eylemi yapan öznenin kendisi değil. Peki ne yapıyor? Gizli bir güç yapıyor. Onun içine birçok sebep olabilir. Ama eylemin bizzat kendisinin yapmadığı bir durum olduğu için biz kendiliğinden oluştuğu için oluş fiili diyoruz. Örnek verelim oluş fiillerini arkadaşlar. Örneğin ekmekler yenmediği için
bayatlamış. Şimdi fiilimize bakalım. Bayatlamak fiili. Arkadaşlar, burada hemen soruyoruz. Özne kendisi mi yapmış bayatlama işini? Hayır. Biz ekmeği kendimiz bayatlatabilir miyiz?